Herkese merhaba, ben Simge İşmen. Ne zamandır almak istediğim DJI Pocket 2 Creator Combo kamerasını almaya geldim. Ne zamandır bekliyordum, yeni gelmiş. Haydi içeriden almaya gidelim. Yeni videoları o kamerayla çekebiliriz. Güzel bir alışveriş zamanı. İşte benimki. Bakayım. Ne bileyim, sanki şu ayak falan hepsi bunun içinde mi? Meşhur A4'teki tüm içerikler var değil mi? Ha, evet. Çok güzel bir soru buldum. Sizce bu kamera, bunun kamera performansı iPhone 12'nin kamera performansından daha mı iyi? Herkes onu soruyor. Yani teknik olarak baktığınızda böyle sensörlerini kıyasladığımızda aynı gözüküyor sensör ölçüleri. Hı hı. Yani muhtemelen birbirleriyle çok yakın görüntülerdir diye tahmin ediyorum. Tabii bunun güzelliği işte aktif track özellikleridir ve quick shot özellikleridir vesairedir. O özellikleri olduğu için bir de RAW fotoğraflar çekiyor. O yüzden iPhone 12'den daha çok işlenebilir videolar çekiyor. Yani iPhone 12'nin kamerasından daha iyi. Ama hani bu iki görüntüyü yan yana koyup da izlediğinizde detayları görebilmek için, fark görebilmek için yani şey olmanız lazım. Uzun. Anladım. Ya peki bu yaka mikrofonu kablosuz şarj bittiğini nereden alacağım? Bir renk ışığı verecek mi? 12 saat çekim süresi var. Yaklaşık 2,5 ila 3 saat arasında da dolum süresi var. Tabii bittiğinde zaten cihazın alt kısmını şurada nereden size gösterebilirim. Cihazın şuradaki ışığı zaten yanıp sönüyor. Sonunda kavuştuk. Şimdi ne demiştik? Ne demiştik? Ödeme zamanı. Keşke hiç ödeme zamanı olmasam. Aynen öyle. Teknik servis bizim küçük yıldaymış. Yok. Şimdi şöyle bir şey var bu DJI ile ilgili. DJI.com'a girdiğinizde en altta Where to Buy diye bir tane seçenek var. DJI'nin kendi sitesinde. Oraya girip Stores kısmına basıp kıta olarak Avrupa ülke olarak Türkiye'yi seçtiğinizde bir tek burası yok. Yani herkes şöyle yazıyor. DJI yetkili servis vesaire. Herkes yazıyor ama aslında doğru title'lar değil. Çünkü DJI Türkiye garantisi diye bir şey yok. DJI garantisi diye bir şey var. Yani o başlıkları atanlar genelde mesela ithalatçı garantisi veriyor. Kendi garantisini veriyor. Yani Vodafone, Troy bunlar da DJI satıyor. MediaMarkt da satıyor ama oradan ürün alanlar bile bizi arıyor. Yani benim cihazımda garantili problem çıktı ama biz yardımcı olamıyoruz ne yazık. Onlar size başka bir garanti vaat etmiş. Yani durumlar böyle. İnsanlar hani başka yerlerden aldıklarında aldığımız ürünler de ucuz ürünler değil, muhatap bulamıyor karşılığında evet. Teknik hususlarla. Bu yüzden önemli nereden aldınız. Tamam. Kameramı aldım, paketleniyor. Eve gidip nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Hazır. Düşünüyorum acaba sizi böyle bir çekip sayfamıza bakarsa. Tamam. Nasıl durayım? Böyle daha estetik duracak. Hiçbir şeyden hemen böyle bu ağır çekimde. Gelsin, geçmem. Çok teşekkür ederim. Aldım. Haydi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ürünümü açıyorum. Arkasında kullanım kılavuzu da var. Şimdi size kutu içeriğini anlatacağım. Kutu içeriğinde DJI Pocket 2 kameramız, Pocket 2'nin kılıfı, mikro tripodu, mini kontrol çubuğu, tripod adaptörü, iki kafalı şarj kablosu, geniş açılı lensi, akıllı telefon adaptörleri, çoklu girişli aparat, bir adet kablosuz mikrofonumuz, bir adet mikrofon rüzgarlığı, bir adet de
Böyle bilekliğimiz bulunuyor. Öncelikle kablosuz mikrofonumun kullanımıyla başlayacağım. Mikrofonumuz bu şekilde. Arkasında mandalı var yakamıza takabilmemiz için. Ve mikrofon rüzgarlığımız var. Mikrofon rüzgarlığını açık alanlarda rahatlıkla kullanabiliriz. Bakın burada iki tane dişi var. Burada da dişlerin gireceği yerler var. Buraya takıyorum. Bu şekilde kablosuz mikrofonumuz kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi geniş açılı lensimizden bahsetmek istiyorum. Geniş açılı lensi kameramıza takmak çok pratik. Mıknatıslı olduğu için sadece yerleştiriyoruz ve kendi rahatlıkla kameranın ekranına oturuyor. Kullanımı çok kolay. Bunu yanımızda taşımak için de kameranın kılıfına özel bir yer yapmışlar. Bakın içinde şurada bir oturtmak için yer var. Orası da yine mıknatıslı. Geniş açılı lensinizi oraya götürüp yerleştirdiğinizde rahatlıkla oturuyor ve düşmüyor. Onun dışında yine kamera kılıfına telefon adaptörlerimizi de yerleştirebiliyoruz. Bunu da yine kılıfın içinde bu şekilde bölmeler yapmışlar. Bölmelerin içine bu şekilde yerleştiriyoruz. Rahatlıkla yanımızda taşıma sağlıyor. Ve kameramızı da yine kılıfına yerleştiriyoruz. Mikrofonu da yanımızda taşıyabilmemiz için şu şekilde mandalı var demiştim. Mandalını açıp, mandalını bu şekilde açıp kameramızın kılıfının altına takarak kolaylıkla çantamızda yanımızda taşıma imkanı sağlıyor. Kutumuzun içinden kullanım kılavuzları, stikerimiz vardı. Bunları kenara alıyorum. Bir adet bilekliğimiz vardı. Şarj kablomu da kenara alıyorum. Ve şimdi size kameranın diğer aparatlarını anlatmak istiyorum. Bir tane tripod adaptörümüz var. Ve de çoklu giriş adaptörümüz var. Ve tripodumuz. Tripodumuzu bu şekilde açıyoruz. İkisinin de montajı aynı olduğu için ben çoklu giriş adaptöründen anlatmak istiyorum. Çoklu giriş adaptörünün de aynı, tripod için giriş yeri aynı. Tripod adaptörü için de giriş yerimiz aynı. Bundan bahsetmek istiyorum. Çoklu giriş adaptörüne tripodumuzu yerleştiriyoruz vidalı bir şekilde. Yapabiliriz. Yeni yılda, yeni kameramla, yeni videolarda görüşürüz.